Onlar şey yapıyor ya. Kız Melody, lanarda. Anamız odaya mı saklandı? Evet baba. Allah belanızı vermesin sizin. Utanmıyorsunuz değil mi? Utanmıyorsunuz değil mi ananızı satmaya? He? O kadın sizi büyüttü, meme verdi, süt verdi size. Siz hala o kadının arkasından böyle mi davranıyorsunuz? Allah belanızı vermesin sizin ya. Terbiyesizler. Bilmiyoruz deyin. İçeride yok deyin. Ne konuşuyorsunuz? Kapıyı kilitlemiş. Abiye kapıyı aç. Kapıyı aç kız. Bak ya. Bu kapının anahtarından bir tane daha olacaktı. Nerede o? Bilmiyoruz baba. Bilmiyoruz öyle mi? Bilmiyorsunuz. O kız! Kapık! Çabuk göstereyim bana anahtarın yerini. Aferin. Bir daha da babanıza yalan söylediğinizi görürsem... Allah bilen versin öldürürüm, kafanızı kırarım ha. Neredesin? Kocan Cinnettin kuzu geldi. Abiye. Abiye. Ananız nerede lan? Bilmiyoruz baba. Ne demek bilmiyorum ya? Bu kadar çabuk inmiş olamaz herhalde. Biriniz odanızı mı sakladınız yoksa? Hayır baba. Hayır baba. Biz annenizi görmedik. Odamızda da yok. Aferin. Aferin. Böyle devam edin. Aferin. Aferin. Anne, babam gitti, çıkabilirsin. Sağ olun yavrularım. Siz olmasanız ben ne yapardım? Hatta lafı bile var. İyi ki sizi doğurmuşum. Yavrularım kusura bakmayın. Gece gece öyle birden duygusallığa geçiş yaptım, sizin de içinizi bürküttüm. Abiye neredesin? Hadi gel bak, sabah ezan okunup oruca başlamadan sana dersini vermem lazım. Neredesin? Çık beni sinirlendirme. Abiye neredesin? Abiye neredesin? Anne, şimdi ne yapacaksın? Babam elbet bulacak seni ya. Sabah ezanın arkadan saklanırsam ondan sonra kurtuldum demektir. Babanızın orucu başladıktan sonra artık bana bir şey yapamaz. Ben de zaten ondan sonra onun gönlünü almanın, onu yumuşatmanın bir şekil bir yolunu bulurum zaten. Abiye! Bodrum katına saklanmış olmasın? Ama yok. Hizmetçi kız olası bir yarcan saldırısına karşı kapıyı muhakkak kilitlemiştir. Ben biliyorum. Akıllı kız o. Ya. Bak ya. Niye düşmüyor bu yarcanın telefonu? Allah! Eniştem arıyor.
Ulan Cunupların Efendisi, şimdi bitirdim seni. Demek eniştenle oyun oynuyorsun ha? Demek eniştenle oyun oynuyorsun sen ha? Yarcan, dur gitme lütfen. Önce sana söylemem gereken çok önemli şeyler ya var. Bırak kızım, ne söyleyeceksin? Daha ne söyleyeceksin ya? Zaten alacakaranlık kuşağının dibini yaşatıyorsun bana. Daha ne söyleyeceksin? Ya Rabbim, yoksa uykudayım, kabus mu görüyorum, manasız manasız? Bu ne ya? Ama Yarcan. Hala ama diyorsun, sus ya. Sus. Yine ne oluyor lan? Kaan, şeye soksana. Yorganın içine soksana kafanı. Kafanı sok. Ya gitsene yorganın içine. Kızım kapat kendini, sakla bir şey. Ne oluyor ya? Çocuğum ne oldu? Neydi bu gümbürtü? Anne, babam seni bulamayınca yine intikam için televizyonu bahçeye fırlatıp attı galiba. Aman atsın, tüplüydü zaten. Millet elbisiyle leptiriye geçti. Biz halen daha babanız yüzünden tüplüdeyiz. Plazmaya geçme aşamasına bile gelemedik. Reklamlarda gördüm, 3 soyutlu televizyon bile çıkmış. Millet aya pikniğe gidecek, biz anca geçeceğiz 3 soyutlu televizyona. Çocuğum kapa! Kapa çocuğum! Oğlum kapasana! Natalya, bak kesin eniştem geliyor aşağıya. O yüzden ben şimdi kaçıyorum. Biraz böyle öptü kaçtı gibi olacak ama kusura bakma artık. Ha bu arada Natalya, eniştem eğer sorarsa beni kesinlikle görmedin, tamam mı? Zaten bunların hepsi bence bir kabus. Yani ben bile seni görmedim. Ay. Ay. Allah! Ay. Eniştem geliyor. Ay. Yok, burası yapım aşamasında. Şuradan geçeyim. Lan. Ay. Girdi o kadın düşmanı. Girdi o kadın. Enişte, dur. Dur. Enişte. Niye dur lan? Niye dur lan? Niye dur lan? Allah! Ne oldu oğlum? Babam Bodrum'a inmiş. Ne? Ama orada o şırlık, şıfrıntı, kevaşi, hizmetçi kalıyor. Babanızın ne işi var Bodrum'da? Sanırım dayımı basmaya indi çünkü az önce Yarcan dayımın imdatsal bağırışlarını duydum. Aman Allah'ım. Babam yine dayımı odun manyağı yapacak. Koşun. Çocuklar koşun. Hadi yetişelim dayınızın imdadına. Hadi hadi çocuğum hadi. Hadi çıkın. Ay. Kardeşimdir. Kıza üstünü kapattın, abdesti bozulacak. Natalya. Yorganı ört üstüne. Kızı yenişte. Kam kam. Kam! Natalya Hanım bak bak. Bu karaktersiz bütün kadınların yanında dayak yediği için şimdi sen de seyret. Natalya Hanım, siz yabancı olduğunuz için, yani ülkemizde turist olduğunuz için size şimdi Anadolu'nun nadide folklor danslarından olan odun kalkan oyununu göstereceğim. Böylelikle kalkan odun buradan kalkıyor. Onu göstermeme gerek yok. Şimdi siz bunu izledikten sonra, böyle odun kalkan oyununu izledikten sonra bunu kendinizde benimseyip, kanıtsayıp yani götürtüp kendi ülkenizdeki arkadaşlarınızı anlatacaksınız, dostlarınızı, ailenizi. Böylelikle ne olacak? Memleketimize daha çok turist gelmiş olacak. Ben şimdi ilk etapta şöyle başlamak isterim buna. Lübis! Enişte, enişte, enişte dur Allah aşkına dur. Yani gerçekten her şeyi izah edebilirim. Yanlış anlaşılma oluyor enişte. Ne olur müsaade et, anlatayım. Allah'ın adını verdim, ne olur. İt Yarcancığım, sen izah ederken ben de ufak ufak ısınma hareketlerine başlayayım. Isınmadan böyle laptan dalak dalınca o zaman buralarımda tutulma oluyor. Hani spor yapmayınca, vücut şey olmayınca hani şey oluyor ya. Onun ne anladın da bu kafasını sallıyor sürekli. Hareket yapma, kadınla bir şey konuşuyorum burada. O kız! vücudumuz burada, vücut. Buraya kadar vücut. Oradan sonrası şeye bağlanıyor yani, vücudun alt tarafına. Hamsızlık, hareketsizlik, hareketsizlik, hamsız, vücut, euro, cim. Yani öyle şeylerden bahsetmek lazım değil mi? Kaburga, kemik. Anlamıyor kadın ya. Ya enişte,
Sen kıza boşu boşuna konuşuyorsun. Zaten onun da bir suçu yok. Benim de bir suçum yok enişte. Bak ben izah edeyim sana. Erman! Yarcan! Erman! Yarcan! Ne oluyor da? Ne mi oluyor? Abiye Sultan geldi gördün mü? Sabahtan beri neredeydin sen? Bak seni Yarcan'ın odunuyla tanıştırayım. Birazdan sen de tanışacaksın. Çünkü neden? Bana sahurda pizza yedirtmeye kalktın. Onu sana sonra göstereceğim. Hayır Erman, hayır! Böyle olmaz. Bu mübarek Ramazan ayında artık evimizdeki bu şiddete, ki kendisi burada, bir son vermek zorundayız. Senin de çok iyi bildiğin gibi Ramazan ayı, küskünlerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların birbirlerine kardeşçe, sevgiyle, muhabbetle, coşkuyla sarıldığı. Erman, oradasın değil mi? Evet. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüldüğü, şekerlerin havada uçuştuğu mübarek bir aydır. Lütfen Erman, at o odunu ve hemen teslim ol. Ne konuşuyorsun kızım sen ya? Şeker bayramından bahsediyorsun sen ya. Ne konuşuyorsun ya? Niye şeker bayramı da Ramazan'ın bir uzantısı değil mi? O da onun içinde sayılmaz mı? Bak kıza da yanlış bilgi veriyorsun. Ramazan'ın bir parçası tatlı mı o? Önce açlık oluyor, ondan sonra şeker oluyor. Bak. Rezil ediyor kızın önünde ya. Ramazan'ın bir parçası. Siz bana her türlü eziyeti çektirdiğiniz zaman mübarek ay olmuyor da... ben bir kere elim odunu aldığım zaman mı mübarek ay oluyor? Bırakın bu yeri ya, beni sinirlendirmeyin ya. Haydi Erman. Lütfen bırak artık o odunu. Bu mübarek ayda birbirimize odun değil... güller, çiçekler, şerbetler ikram etmeliyiz. Hatta lafı bile var. Odun hiçbir zaman dalında durduğu gibi durmaz. Zaman zaman insan hayatına mal olan çok tehlikeli bir bitkimizdir odun. Kızım sen ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun sen? Senin bu kardeşin olacak Cunubettin. Tüm önlemler almama rağmen yine sızmış kızın odasına. Geldiğimde öyleydi. Baksana suç mahalline. Sen ne diyorsun ya? Ramazan falan dinlemedin. Kendini de bizi de günah sokuyor ya. Evin yemin ediyorum sana bereketini götürdü. Bırak kafasını patlatayım bunun abi. Allah rızası için ya. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne?